Bu saatte ne işin var senin burada? He? Bir şey mi oldu? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Muzaffer Bey, Muzaffer Bey, iyi misin? Muzaffer Bey, duyuyor musun beni? Tez geç, bir haber ver. Muzaffer Bey, Muzaffer Bey. Paşita! Paşita! Yetişin! Yetişin! Muzaffer Bey! Muzaffer Bey kaza yapmış Paşita! Yetişir! Koşun! Reşit ağa, kimse yok mu? Yetişir! Kimse yok mu? Çabuk koşun! Ne olur be, ne bağırıyorsun sabah sabah? Reşit ağa, Muzaffer Bey kaza yapmış Reşit ağa. Ne diyorsun sen be? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Muzaffer Bey kaza mı yapmış? Kaza yapmış ha. Ulan bu ne diyor? Nerede? Çiftlik yolunda. Çiftlik yolunda mı? Ya hadi git git, koş koş hadi, koş. Burada. Muzaffer! Thank you.
Halide Hanım burada mı? Niye arıyorsun? Ne yapacaksın? Gülizar, senin ne işin var burada? Kötü bir şey mi oldu Gülizar? Muzaffer Bey kaza geçirdi. Ne? Demediler. Bekliyoruz. Acil ameliyata aldılar. Hala çıkmadı. Muzaffer'in durumu iyi mi doktor? Bir şey söylemek için erken. Kazayla ilgili yaralar mühim değil. Lakin kurşunlar çok zarar vermiş. Kurşunlar mı? Abim vurulmuş mu? Bütün kurşunları çıkardık. Ama yaraları çok ağır. Nasıl olur? Kaza geçirmedi mi? Muzaffer Bey'den 3 kurşun çıkardık. Muhtemelen kazayı da bu sebeple yapmış. Yaraları çok mu ağır? Kurşunlardan biri sağ üst akciğer lobuna isabet etmiş. Solunum güçlü var. Biri de karaciğerini parçalamış. Uzun müddet o şekilde kaldığı için çok kan kaybetmiş. Ne demek istiyorsunuz yani? Yani demek istediğim o ki hayati tehlikeyi henüz atlatamadı. Durumu çok ciddi. Kurtarın kocamı doktor. Yalvarırım kurtarın kocamı ne olur. Yalvarırım kurtarın. Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Muzaffer Bey'in kaybettiği kanı telafi etmemiz lazım. Aranızda 0 RH negatif kanı olan var mı? Benimki uyuyor. En son askerde vermiştim. Muzaffer Bey'e kan vermek ister misiniz? Elbette. Yalnız bir kişi yetmez. Birkaç kişi daha bulmamız lazım. Nereden bulacağız? Ben hallederim. Siz hiç merak etmeyin. Ben şimdi hallederim. Ben hallederim. Sizinkini hemen alın. Buyurun. Buyurun. Komutanım. Komutanım, bunları bulduk. Nerede buldunuz? Şu dinleyin orada. Demek o bölgeden ateş edilmiş. Dikkatle tetkik etmeye devam et oğlum. Emredersin komutanım. Kovanları usulünce muhafaza edin. Olay yerinde yapılan tetkik neticesinde 3 adet mermi kovanı bulunmuştur. Zapta bunları da ekle. Emredersin komutanım. Otomobil burada durmuş. İzler burada derinleşiyor. Aniden gaza basıp hareket almış olmalı. Kaçmaya çalıştı herhalde. Zaptı tamamlayın, sonra otomobili kaldırın. Emredersin komutanım.
Geçmiş olsun Cevşir Hanım. Sağ ol Ayıp. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Nasıl olmuş? Çiftliğe geri dönüyormuş. Biz de fazla bir şey bilmiyoruz. Kaza işte, geliyorum demiyor. Gencecik adam, yazık vallahi. Senin de ağzının pervası hiç yok ha. Ne böyle konuşuyorsun adam ölmüş gibi? Tek başına mıymış Muzaffer Bey? He ya, Allah'tan. Ya Güllü de olaydı? Yüklü kız. Gece mi olmuş? Gece ya. Ama anca sabaha bulmuşlar. Yüce Rabbim, çocuğuna acil şifalar verir inşallah. Ne oldu kız gene? Vukuat mı var toplanmışsınız? Allah'a çok şükür, vukuatsız gününüz yok ha. Ramazan! Benimle konuşma kabak. Benim senin gibi arkadaşım yok arkadaşım. Ramazan! Allah Allah! Konuşmuyorum diyorum ya. Ya Ramazan! Ramazan, Ramazan! Ne? Dayın gaza geçirmiş. Benim dayım. Dayın. Çınlık hastanedeymiş. Benim dayım kaza geçirmiş. He mi? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Durumu nasıl? Doktor iyi değil dedi. Şimdi odaya aldılar. Hala kendine gelmedi. Beni de içeri almıyorlar. Otur sen, otur. Geçmiş olsun. Teşekkür. Bir değişiklik var mı? Hayır, yok. Geçmiş olsun. Sağ ol. Cemal komutan soruşturmayı bizzat yürütecek. Muzaffer'in başına gelen olay partimizi derinden sarstı. Failleri er geç bulunacak. Cemal komutan ne gerekirse yapacak. Merak etmeyin, bu işin peşini bırakmayacağız. Hanımefendi, bunu kim yapmış olabilir? Bir fikriniz var mı? Yok. Son zamanlarda sizi şüphelendirecek bir durum oldu mu? Yahut biri. Muzaffer Bey'in sizin bildiğiniz bir hasmı var mıydı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir düşmanım var diyordu ama kimdir nedir bilmiyorum. Tamam, tamam Serap. Komutanım. Muzaffer'e husumeti olan biri vardı. Hatta Muzaffer kendisine ya da ailesine zarar vermesinden korkuyordu. Kim olduğunu biliyor musunuz? Yılmaz. Daha önce teşebbüste de bulunmuştu. Yani onun Muzaffer'e husumetini bilmeyen yok. Yani Muzaffer Bey'i o vurmuş olabilir diyorsunuz. Olabilir değil komutan. Onun yaptığına eminim. Sağda solda vuracağını da söylemiş. Hatta bu konuda Muzaffer'le birlikte karakola şikayette bile bulunduk. Muhtarım, muhtarım. Ağalar, dinleyin. Çok acil kan lazım. Zafer Bey'e mi? He ya. Çok kan kaybetmiş. 3 tane kurşun çıkartmışlar.
Ne diyorsun? Muzaffer Bey vurulmuş mu yani? He. Yanlışın olmasın Reşit. Yok muhtarım. Birileri vurmuşlar Muzaffer Bey'i. Durumu çok ağır. Hastanede. Senin kanın sıfır grubu muydu? Senin? Değer. Olsa da vermem zaten. Ağalar. Çok acil kan lazım. Verebilecek olan yok mu? Benim kanım uyar. Geç tomofile. Geç. Ağalar. Sıfır grubu kanı olan yok mu? Kan verecek yok mu ağalar? Ben bilmiyorum ama belki uyar. Geç tomofile. Geç, geç, geç. Sen. Ağalar, acil kan lazım. Vermek isteyen yok mu? Biz de bilmiyoruz ama yelek. Geçin tomofile, geçin, geçin. Hadi, hadi, hadi. Ya kardeşler, kaç kişinin ahı vardı üzerinde. Çıkacaktı elbet bir gün acısı. Değil mi ama? Köylünün topraklarına kondu. Kaç kişiyi işsiz koydu. Sonunda olacağı buydu işte. Ya öyle demeyin kardeşim. Neticede vurulan bir insan. Ulan kim vurdu acep ya? Kim vuracak? Yılmaz vurmuştur. Ondan geri döndüm diyormuş ya sağda solda. Vallahi belinde silahla dolanıyordu. He ya. Geçenlerde ben de gördüydüm. Yazık etti kendine. Hemşire abla, hemşire abla, hemşire abla. Buyurun. Bu arkadaşın kanı Muzaffer Bey'e uyuyor. Bu arkadaş, bu arkadaş, bir de bu arkadaşın... Bunlar da kan vermek istiyorlar ama gruplarını bilmiyorlar. Hemen bakalım o zaman, buyurun. Hadi, hadi, hadi. Geç, geç, geç. Geç, geç, geç. Geçmiş olsun canım. Durumu nasıl? Sağ ol canım. Göremedik daha. Kötü olmasından endişe ediyorum. Hadi toparla kendini. Muzaffer kuvvetlidir. Bunu atlatacaktır. Geçmiş olsun Serap Hanım. Sağ ol. Durumu nasıl? Maalesef bir değişiklik yok. Çuğuru kapalı. Ama iyileşecek değil mi? Kati bir şey söyleyemem. Durumu çok ağır ama ümidimizi kaybetmedik. Yanına girmenize müsaade edebilirim. Yalnız çok fazla kalabalık olmasın. Muzaffer Bey'e çok kırgındım. Ama şimdi içim yanıyor.
oğlum sayılır. Takdir-i ilahi bir şey diyemem ama reva mıdır? O şimdi orada ölümle pençeleşiyor. Bense burada, bu yaşta. Başka adam mı kalmadıydı Rabbim? Dipçik gibi adama yakışıyor mu şurada yatmak? Kız tövbe de. Ne biçim konuşuyorsun? O biçim konuşuyorum işte. Keşke onun başına geleceğine benim başıma geleydi. Allah korusun be. Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden sual olunmaz kızım. Her şey Lem Yezel'in ezeldeki takdirine bağlı. Dua etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Ya buna kim cesaret eder ya? Benim dayımı vurmaya kim cesaret edebilir ya? Allah Allah, Allah Allah. Reşit. Ha. Kim vurdu acep? Yılmaz diye biri vurdu diyorlar ama bilmiyorum. Enver'in oğlu Yılmaz. Tanıyor musun? He. Muzaffer Bey'le epeydir husumetleri vardı. Toprak meselesi sebebiyle. Daha önce de denediydiler. Şimdi maksadına ulaştı demek. Muzaffer. Aç gözlerini ne olur. Konuş benimle. Senin gözlerini görmezsem ne yaparım ben? Benimle konuşmasan ne yaparım? Ya çocuğun? Çocuğun ne yapar? Ne olur pes etme Muzaffer. Dayan. Kaldığımız yerden hayatımıza devam edelim. Sen, ben çocuğumuz. Muzaffer, bir şey söyle Allah aşkına. Konuş benimle. Konuş benimle ne olur. Ne olur. Muzaffer, bir başıma bırakma beni. Ne olur. Ne olur bırakma beni Muzaffer. Bırakma. Gel. Paşazade. Muzaffer o haldeyken nasıl sakin olayım? Zekai Bey! Bu yaptığının cezasını vereceksin. Sana cezanı kendi ellerimle vermek isterdim lakin... Muzaffer Bey vuran Yılmaz değil. İnkar ediyor değil mi? İnkar ediyor değil mi? Tabii inkar edecek. Kim ben vurdum der ki? Elbette demez. Lakin farklı bir vaziyet mevzubayız. Nasıl yani? Muzaffer Bey'in vurulduğu gece Yılmaz nezaretteymiş. Nezarette miymiş? Evet.
Şikayetiniz üzere jandarma peşine düşmüş. Muzaffer Bey büyük kulüpteyken Yılmaz yakalanmış. Bütün gece de buradaymış. Üstünden silah çıkmış. Belli ki Muzaffer Bey'i vurmak maksadındaymış. Lakin maksadına ulaşamamış. O halde Muzaffer'i Yılmaz vurmadıysa kim vurdu? Ya abime bir şey olursa Kemal? Aklına kötü şeyler getirme Halide. Onu çok kırdım. Yaptığım şey için değil ama bunun için çok pişmanım. Nasıl olsa bir gün anlayacaktır. Affedecektir seni, üzülme. Ya o gün hiç gelmezse? Ona bir şey olursa, onu kaybedersem... ben ne yaparım o zaman Kemal? Serap Hanım, sakin ol. Şimdi yormayalım. Lütfen, Muzaffer Bey'in dinlenmesi gerek. Ama... Buyurun çıkalım. Buyurun. Abim iyi mi? Muzaffer iyileşecek. Kısa bir müddet de olsa kendine geldi. Bunu iyi alamet sayabiliriz. Muzaffer Bey'in hayatta kalma isteği çok kuvvetli. Direniyor. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Gözümüz aydın. Muzaffer'in durumu iyiye gidiyormuş Zekai. Çok şükür, çok şükür nihayet. Muzaffer bu. Kolay kolay pes eder mi? Enver'in oğlu ne oldu, yakalanmış mı? Evet. Evet yakalanmış ama... Ama ne? Hadiseden önce yakalanmış. Hadiseden önce mi? Dün gece nezaretteymiş. Abimi Yılmaz vurmadı o zaman. Öyle görünüyor. Yılmaz vurmadıysa kim peki? Senin yanında öyle mutlu ve huzurluyum ki. Daha da mutlu olacağız, bak göreceksin. Sana da... çocuğumuza da gözüm gibi bakacağım.
Söz veriyorum. Ben de. Ben de söz veriyorum. Sana ve çocuğumuza çok iyi bakacağım. Sen Tanrı'nın bir armağanısın. Bebeğimiz de sen de iyisin. Sahi mi? Beni kandırmıyorsun değil mi? Kandırmıyorum. Çok korktum. Bebeğimize bir şey olacak diye çok korktum. Korkma. Her şey yolunda. Muzaffer. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Şehriye inince nikah işlemlerini başlatacağım. Hemen bugün mü? Evet. Bir an önce karım olmanı istiyordum. Pişman mısın yoksa bana evet dediğin için? Olur mu canım öyle şey? Ama... Ama? Benim 18'e basmama daha bir hafta var. Problem değil. Babanın izni oldu mu bir günde hallederiz. Hayır, hayır. Sakın babam bu işe karıştırma. Peki, nasıl istersen. Bir hafta daha bekleriz. Gelinliği giymeden nikah basmam ama. Tamam. Emma'ya dünyanın en güzel gelinliğini diktireceğim senin için. Kumaşını da Avrupa'dan getirtir miyiz? Getirtiriz. Bir iki ayı bulur gelmesi ama. Olsun. Ben beklerim. Anlaşılan... Biz nikahı yaşlanıncaya kadar bekleyeceğiz demek. Söyleyecektim ama fırsatım olmadı. Gitmiyorum ben Paris'e Mars'a. Gitmiyor musun? Gitmiyorum tabii. Gavurca öğreneceğim önce. Öğrenmeden hiçbir yere gitmem vallahi. Ne gülüyorsun? Öğrenemem mi ki ben? Öğrenirsin tabii. Sendeki zeka kimde var? Sadece gavurca da değil. Yemesini, içmesini, oturmasını, kalkmasını her bir şeyi öğreneceğim. Dört dörtlük karı olacağım sana bak gör. Yarın sabah erkenden Madame Emma'nın kapısındayım. Canım karıcığım benim. Canım kocacığım nasıl deniyor gavurca? Gavurca demiş mi ya? Ne diyeyim? Seni unutmam mümkün mü? Çok güzel bu. Dünya paradır şimdi bu. Ne gerek vardı? Sen her şeyin en güzeline layıksın. Muzaffer.
Çok yoruldun kızım. Bu kadar hırpalama kendini. İki canlısın sen. Anneniz doğru diyor Serap Hanım. Siz gidip dinlenin biraz. Ben beklerim başını Muzaffer Bey. Yok, sağ olun. Yasin'a, Muzaffer'i bırakmayayım. Uyanınca arar şimdi beni. Ama böyle düşüp kalacaksınız. Allah korusun. Ya size de bir şey olursa? Hiç olmazsa birkaç saat yatağına yat kızım. Sonra yine gelirsin. Hadi benim kuzum, hadi. Hadi benim kuzum. Babamı kaybettiğimizde ben çok küçüktüm. Abim birden aslan kesildi. Evin erkeği oldu. Babasızlığı hiç hissettirmedi bana. Korudu, kol kanat gerdi. Küçükken kötü rüya gördüğümde hemen onun yanına koşardım. Bana masallar anlatırdı. Korkum geçerdi onun yanında. O yanında oldu mu? Hiçbir şeyden korkmazdım zaten. Kemal. Onu kaybetmekten çok korkuyorum. Muzaffer Bey güçlü biri. İyileşecektir.
Burada ne işin var Yasin ağa? Neden Muzaffer'i yalnız bıraktın? Cevap versene Yasin ağa. Yasin ağa. Yoksa Muzaffer'e bir şey mi oldu? Ha? Yasin ağa. Olmadı değil mi? Söyle. Söyle. Muzaffer iyi de. Yasin ağa. Pencereden bir taş geldi. Pencereden bir taş geldi. Ben zannettim olmuş geldi. Ben zannettim olmuş geldi. Uyanmamış, mamış uyan. Uyanmamış, mamış uyan. Başımıza ne iş geldi? Başımıza ne iş geldi? Eyvah mamuş, mamuş eyvah. Eyvah mamuş, mamuş eyvah. Tabip getir. Yarama bak, tabip getir yarama bak. Mamuş palto tutayım mı? Mamuş palto tutayım. Hayrın için satayım. Hayrın için satayım. Mezarında boş yer var mı? Mezarında boş yer var mı? Ben de girip yatayım mı? Ben de girip yatayım mı? Eyvah mamuş, mamuş eyvah. Eyvah mamuş, mamuş eyvah. Tabip getir yarama bak. Tabip getir yarama bak. Neyse ne işte. Sen şu paraları... Penceresi penceresi yeşil yaprak. Mamuş giyer siyah kalpak. Mamuş giyer siyah kalpak.
çağırmış para toprak. Ya çağırmış para toprak. Siz taş attınız. Eyvah mamuş, mamuş eyvah. Ne oldu lan? Başına sağ olsun Cemşir ağa. Allah sabır versin. Başına sağ olsun. O Zafer öldü mü lan? Allah sabır versin. Allah sabır versin. Sağ olasın teyze. Dostlar sağ olsun. Allah sabır versin. Hayırdır Erenler? Dayım ölmüş oğlum. Ne? Ne diyorsun Ramazan? Eyvallah kabak. Muzaffer dinç aslan, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ya insanın inanası gelmiyor. Muzaffer Dinç Aslan göçtü he? He. Ya dünya işte. Ya boşuna misafirhane edememişler. Bir konar, bir göçez. Hey Allah, hey Allah. Başın sağ olsun Ramazan. Sağ olasın. Olay gece yarısından sonra gerçekleşmiş komutanım. Muzaffer Bey çiftliğe dönüyormuş. Otomobil burada durmuş. Durmuş mu, durdurulmuş mu?
Buraya gelirken yavaşlamaya başlamış. Ani bir frenizi yoktu. Zorla durdurulduğunu sanmıyorum komutanım. Demek ki katil tanıdık biriymiş. Muzaffer Bey onu görünce durmuş olmalı. Muhtemelen komutanım. Lakin araç hızla hareket almış. Kaçmaya çalışmış. Ama yine de 3 kurşun isabet almış. Bu da kazanın sebebini açıklıyor. Muzaffer Bey yaralı vaziyette kaçmaya çalışmış. 3 adet mermi kovanı bulduk. Komutanım bunu bulduk. Muzaffer Bey buranın mühim simalarından biriydi. Herkes tarafından sevilir, tanınırdı. Muhakkak. Lakin herkes sevmiyormuş. Öldürüldüğüne göre. Cinayet sebepsiz yere işlenmez. Biri Muzaffer Bey'e çok öfkelenmiş olmalı. Geçmişte ya da öldürülmeden önce yaşanmış bir husumet, bir ihtilaf. Hatta Muzaffer Bey'in ölümüyle sağlanacak bir menfaat. Bütün bunlar cinayet sebebi olabilir. Siz de Muzaffer Bey'i öldürenlerin buradakilerden biri olduğunu düşünüyorsunuz. Yüksek ihtimal. Tecrübelerim beni yanıltmıyorsa eğer, katil bunlardan biri. Komutanım, herkes çok üzgün görünüyor. Öyle olduklarından kuşkum yok. Lakin maalesef cinayetlerin çoğu öldürülenlerin yakınları tarafından işleniyor. Ne acı? Acı ama hakikat. Muzaffer Bey'in kiminle husumeti vardı? Komutanım, Muzaffer Bey çok sert biriydi. Otoritesini sağlamak için kimi vakit despotluk yaptığı bile olurdu. Bu yüzden birçok insanla ihtilaf yaşamıştır. Kardeşiydi değil mi? Evet. Halide. Kısa süre önce evden kaçarak evlenmiş. Yanındaki de eşi. Kemal. Evden niye kaçmış? Muzaffer Bey Kemal'le evlenmesine razı gelmemiş. Gelmesi de beklenemezdi zaten. Kemal, Muzaffer Bey'in eşi Serap Hanım'ın eski yavrusu. Enteresan bir durum. Bu kim? Renan Hanım. Muzaffer Bey'in eski nişanlısı. Yanındaki de Zekai Bey'in eşi. Zekai Bey'i tanıyorum. Muzaffer Bey'in sadece iş ortağı değilmiş. Evet. Aile dostlarıydılar. Şu kim? Çiftlik çalışanlarından biri. Muzaffer Bey'i çok seviyormuş anlaşılan. Ya şu? Hamza. Serap Hanım'ın ağabeyi. Kemal vakti zamanında onu vurduğu için hapis yattı. Bu da Cemşir Ağa, Serap Hanım'ın babası. Eskiden elcilik yapardı. Traktörler gelince boşa düştü. Muzaffer Bey kaynatasını işinden etti yani. Yasin Ağa, çiftliğin emektarı. Muzaffer Bey öldürülmeden kısa süre önce çiftlikten ayrılmış. Neden? Reşit yüzünden. Yasin Ağa yılların çiftçi başısıydı. Sonra işi Reşit'e verilmiş. Kim bu Reşit? İşte orada, gözlüklü olan. Serap Hanım'la eski tanışıklar. Yeğeni, Ramazan. Dayısına çok düşkünmüş anlaşılan. Onların hikayesi biraz karışık komutanım. Bir zamanlar abayı Serap Hanım'a yakmıştı. Yengesine. Öyle değil. Serap Hanım'ı başlık parasını verip çiftliğe getirten esas bu. Sonra Muzaffer Bey Serap Hanım'a göz koyuyor. Böyle olunca da Ramazan'a yol görünüyor tabii.
Yani Muzaffer Bey ile arası kötüydü. Ramazan'ın has arkadaşı. Çiftlikten kovulunca onun evine yerleşti. Düzenbaz Hacı Hoca takımındandır. Madrabazın biri. Şu beyefendi kim? Halide Hanım'ın eski nişanlısı. Düğüne çok az vakit varken ortadan kayboldu. Sonra birden ortaya çıkıverdi. Bu iş bizi biraz yoracak gibi görünüyor. Ya Rabbel Alemin, şu anda okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif suresini şu anda şu kabirde yatmış olan Muzaffer Dinç Aslan kardeşimizin ruhuna bağışlıyoruz. Ruhunu şad eyle ya Rabbi. Amin. Gitmiş olduğu kabrini pür nur, makamını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Amin. Komşuluğuna dahil eyle ya Rabbi. Amin. Kabir istirahati nasip eyle ya Rabbi. Amin. Geride bırakmış olduğu aile-i efradlarına, eş ve çocuklarına, kardeşlerine, arkadaşlarına sabr-ı cemil, uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Amin, amin, amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muzaffer Dinç Aslan kardeşimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Sağ olsun. Eşi Serap Hanım. Başınız sağ olsun. Güllü kızım, hadi eve gidelim Güllü. Güllü. Nereye gittin Muzaffer? Beni bırakıp nereye gittin Muzaffer? Hani her şey benim istediğim gibi olacaktı. Şimdi beni kim koruyacak? Kim sahip çıkacak bana? Bu acıya nasıl dayanacağım Muzaffer? Ben kendimden başka kimseye güvenemedim. Huzur nedir bilmedim. Babam bile sahip çıkmadı bana. Ben istemeden kimse bana bir şey vermedi. Hakkım olanı bile savaşarak aldım. Yaşamak değil, savaşmaktı benimkisi. Belki bu yüzden böyleyim. Hırçın, öfkeli, başka türlüsünü bilmedim. Ta ki seni tanıyana kadar. Bana yaşamayı sen öğrettin. Birine sonuna kadar güvenmeyi. Ona yaslanıp ayakta kalmayı. Hepsini bana sen öğrettin. Bilirdim ki başıma bir şey geldiğinde Muzaffer gelir beni kurtarır. Beni yalnız bırakmaz. Sadece karnındaki çocuğu değil. Beni de yetim bıraktın Muzaffer. Beni de... Aleykümselam. Koskoca Muzaffer Bey öldü ha. Vay be. Ecel bu. İster koskocaman bey ol, ister sultan. Ölüm mevkiye bakmıyor bre kardeş.
Ama kim derdi ki Muzaffer Bey de ölecek ha? Dünya ölümlü, gün akşamlı demişler. Ölüm Allah'ın emri. Tamam, tamam da dağ gibi adamın ölümü Yılmaz gibi köylünün elinden oldu. Yılmaz'ın elinden değil. Değil mi? Değil ya. Yılmaz o gece nezaretteymiş. Zafer ağayı vuracakmış diye içeri almışlar. Ama Yılmaz içerideyken başka biri vurmuş. Kim acep? Ecel anı gelince ne bir saat ileri ne bir saat geri. Ha Yılmaz'ın elinden ha Osman'ın. Ya şimdi iyi de kardeşim, bir niyetli Yılmaz deldi ki. Kaç evin ekmeğini kesti adam ya. Ya kestiği varsa verdiği de vardı. Niye öyle diyorsun kardeşim? Fabrikada kaç işçi çalışıyor biliyor musun sen? Sahtan şimdi fabrika ne olacak? Kim idare edecek? Sadece fabrika değil ki. Darlalar, çiftlik. Abu, kim idare edecek şimdi bunları? Çiftçi başı olduğunuza göre çiftlikte sizden habersiz kuş uçmaz, öyle mi? Yani sizden habersiz çiftliğe giren çıkan olmaz, öyle mi? Öyle sayılır. He, öyle sayılır. Bu kasketi daha önce gördünüz mü? Bilemedim. Ben de bilemedim. Kimin olabilir? Vallahi herkesin olabilir. Ne diyeyim? Herkesin olabilir. Bunu Muzaffer Bey'in vurulduğu yerin yakınında bulduk. Katilin yani, öyle mi? Vay insafsız, vay alçak. Vay alçak. Kasketin sahibini tanımıyorsunuz yani? Tanımıyorum. Benimki Adana kasketi. Bu daha çok genç işi. Ben zaten kasket takmıyorum. Kim vurdu acep? Mehmet Sarç. Niye vurmuşlar? Muzaffer Bey ne yapmış ki? Muzaffer Bey'in yapmadığı ne var? Lan! Doğru konuş rahmetli eniştemin ardından. Ne yapmışsa yapmış canım. Hoppadak vurmak mı lazım? Hoppadak olduğu ne malum? Belki adam yıllardır gün sayıyor. Allah'ından bulsun abi. Ateş eden eli kopsun inşallah. Teneşirlere gelsin zındık. Ocağına incir ağacı dikir. Ya Yılmaz değilse kim vurdu ki?
Kiminle husumeti vardı dayının? Oo, çok. Yılmaz gibi kaç tane adam vardı kardeşim. Zaten bir sürü köylü diş biliyordu dayıma. İyi ki ölmeden önce barıştın. Yoksa sen de şüpheli olurdun. Ramazan. Hı. Çok bahtlı adamsın ha. Ne lan? Adam ölmeden önce tarlalarını aldın. Yoksa onlar da uçup gideceğiydi elinden. Sen nasıl bir insansın kabak ya? Bazen sözünü lafını hiç bilmeden öyle konuşuyorsun ha. Adamın daha orada toprağı kurumamış. Kalkmış bana mal mülk davası yapıyorsun ya. Allah Allah. Üzüldün mü? Ya üzüldük tabii kardeşim ya. Yani en nihayetinde dayım, anamın ağası. Ne yapacaktım kabak? Deblek çaldırıp oynayacak mıydım adam öldü diye? Kim vurdu lan kabak? Son zamanlarda beye az kızmadıydım. Güllü geldi diye bana bakmaz olduydu. Ne yatağını alıyordu, ne hamama sokuyordu. De git kız. Densiz densiz konuşup da asabımı bozma. Ayıptır be. Ciğerim yanıyor bacım. Ayıp mı ayıp dinlemem ben bundan gayrı. Hiçbir şey umurumda değil. Ay, ay. Suratıma bakmaz oldu diye az beddua etmediydim. Ama şimdi hayatta olaydı da. Esip gürleyeydi, isterse döveydi. Yeter ki hayatta olaydı. Tek şöyle kanlı canlı karşımda dikileydi. Çiftliğe dönmeni istiyorum. Niye? Sen olmayınca manasını yitirdi. Ev sensiz bomboş. Emme, hoş gelmişsin. Hoş gelmişsiniz. Hayrola ya? Bu kasketi daha evvel gören var mı?
Yok komutanım, biz görmedik. Ben de görmedim. Emin misiniz? He, eminiz. Bizim buralarda pek böyle kasket takan yoktur komutan. Zaten acayip bir şey. Yürüyün lan. Komutan, bu kaskete niye soruyorsunuz ki? Olay mahallinde bulunuyor. Olay mahalle? Dayımın öldürüldüğü yerde ama. He, orada bulunmuş. Felsübhanallah. Allah rızası için şu kasketin sahibini bulun. Sorun, soruşturun. Tamam abi, tamam. Sen kendini üzme. Ben gerekirse bütün Adana'daki yerlerin kapısını çalar, sordururum. Merak etme sen. Ben bu kasketi daha önceden gördüydüm. Sahibinin de kim olduğunu biliyorum. İnşallah. Halide. Halide iyi misin? Halide tamam. Halide lütfen sakin ol. Halide tamam sakin ol. Tamam Halide. Halide sakin ol tamam. Tamam Halide. 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 Kemal yavrum. Hastaneye götürelim hemen. Halide. Nasılsın Serap? İyiyim. Zahmet etmişsiniz. Buraya kadar gelmenize gerek yoktu. Bir şeye ihtiyacım yok. Geliş maksadımız o değil Serap. Jandarmadan aradılar. Bir iz bulmuşlar. Katil belli olmuş galiba. Kimmiş? Söylemediler ama yakalamaya çıkmışlar. Teskin edici bir iğne yaptım. Birkaç saat deliksiz uyur. Uyandığında yanında olursanız iyi olur. Tabii doktor bey. Sağ olun. Kemal sen misin? Evet benim. Hayırdır komutan? Cinayet kovuşturması ile ilgili geldik. Cinayet kovuşturması mı? Muzaffer Dinç Aslan cinayeti. Sana bir sualim olacak.
Buyurun. Bu kasket senin mi? Evet, benim. Kaybetmiştim. Nereden çıktı ki bu? Aynı suali ben de sana soracaktım. Nerede kaybettiğini hatırlıyor musun? Hayır. Karakolda hatırlarsın belki. Durun, ne yapıyorsunuz? Bir yanlışlık var sanırım. Bir yanlışlık yok. Muzaffer Dinç Aslan'ı öldürmekle suçlanıyorsun. Ne konuşuyorsunuz siz? Olmaz öyle şey. Benim oğlum karıncayı bile incitmez. Mazlumdan ne istiyorsunuz? Onu ben vurmadım. Karakolda anlatırsın. Ben kimseyi öldürmedim. Durun, etmeyin bunu bize. Yavrum, durun. Etmeyin bunu tamam bize. Tamam anacığım. Kemal'im masumdu. Kemal! Kemal! Tamam anacığım, tamam. Kemal! Allah'ım! Hep çakallar mı aslanları boğacak? Bu nasıl düzen böyle? Ne edeceğim ben şimdi? Demiştim. Bu kadınlar Kemal'imin başını yakacak demiş. Kasketi olay mahallinde bulduk. Sahibini arıyorduk. Sonunda kime ait olduğunu bulduk. Alçak! Hain! Nasıl kırdın kocaman? Tamam, tamam. Nasıl tamam. Yaptın bunu? Tamam, ne biçim insan mısın sen? Ha? Ne biçim?